Herkese selamlar. Bugün bu bölümü kimler tercih etmeli? Biraz bunun üzerine konuşacağız arkadaşlar. Bununla ilgili çok fazla soru geliyor. Yani hem bölümle ilgili hem bu bölümü diğer bölümlerle eşleştiren, kıyaslayan sorularla ilgili. Şimdi burada bizim niyetimiz aslında şu. Bölüm size uygun mu? Biraz aslında bunlarla ilgili kendinize soru sormanız. Yani evet benim puanım yetiyor buraya ama acaba puanımın yetmesi yeterli bir şey mi? Biraz bunlar üzerine konuşalım istiyorum arkadaşlar. Bunun ilk kuralı yani bu bölümü seçecek arkadaşların sürekli öğrenmeyi sevmesi lazım. Bu kolay bir şey. Yani ilk bakışta en azından diyebilirsiniz ki evet ben zaten öğrenmeyi seviyorum vesaire ama bu başka bir konu. Yani örnek veriyorum şu anda böyle memur odaklı bazı dersler vardır, bölümler vardır. Oraya girdiğinizde açıkçası sizin böyle dertleriniz olmaz. Ya da mesela işte özellikle bunu öğretmenleri dahil edebiliriz. Bütün öğretmenlik bölümlerinde sizden ne beklenir? İşte çok bir şey yapmana gerek yok. KPSS dönemi 2 sene sık dışına ders çalış. Sonra bir buçuk yıl falan atama beklersin. Sonra atanırsın. Burada böyle bir şey yok. Burada hayat boyu çalışmak zorundasın. Hayat boyu bir şey öğretmek zorundasın. Çünkü hangi üniversitede okursan oku, sana bu bölümlerde iş imkanı garanti verilmeyecek. Bu yüzden senin işte kendi işini kendin yapman lazım. Kendi işini kendin geliştirmen lazım. Bunun için ne yapman gerekiyor? Sürekli okuman gerekiyor. Sürekli araştırman gerekiyor. LinkedIn'de yazılan yazılar, işte Dergi Park'taki makaleler ya da yurt dışındaki diğer içerikler. Bunların her birisi için zaman ayırman lazım. Ve bunu açıkçası sadece puanın yettiği için, sadece sıralaman kurtardığı için gittiğin bir bölümde yapmazsın. Çünkü bunu 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl yapacaksın ve karşılığında bir şey beklemeyeceksin. Amacın sadece bölümünle ilgili, okuduğun bu bölümle ilgili kendini geliştirmek olacak. Şimdi bu kolay bir şey değil. O yüzden bunu sorman lazım kendine. Ben bu bölümle ilgili, bölümün içerikleriyle ilgili kendimi sürekli geliştirmek ister miyim? Ha, bu şu demek değil. Herkes okuduğu bölüme aşık olmak zorunda değil. Herkes okuduğu bölümü çok çok sevmek zorunda değil. Belki sadece parası var diye gidiyorsundur. Ama parası var diye gidiyorsan da bu bölüme en azından bunu sürekli yapacağını bilmen lazım. Ve bunu kabul ederek gitmen lazım. Çünkü diğer türlü size olacak şeyi söyleyeyim. Bu binlerce kişinin yaşadığı bir olay. Yarın bir gün o bölüme gittiğinizde en ufak bir vizede, finalde takılmanızda ya da işte ufak bir zor bir ders geldiğinde karşınıza ya işte bu bölümde zormuş deyip orada biraz geçmeye çalışacaksınız o derslerden. Sıyrılmaya çalışacaksınız. Bundan arkadaşlar uzak durmak için mutlaka bu soruyu sormanız lazım kendinize. Bir diğer konu, gelişime açık olmak konusu. Bu da yine bu bölümün öğrencilerden talep ettiği bir şey. Ha şunu söylüyorum bakın. Bazen şöyle soru geliyor. Ya işte hocam biz bu bölümü bitirebilir miyiz? Bu dersleri geçer miyiz? Abi dersi geçersiniz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. İstediğin bölümü okursan oku, ne okursan oku. Zaten o üniversiteyi bitirirsin. Özellikle pandemi sonrasında artık maalesef hocalar da saldı. Niye? Çünkü bakıyor karşısındaki kitle, bunu da yine açıkça söyleyeyim, son 3-4 yıldır öğrenci kalitesi düştü. Her okulda, her bölümde neredeyse. Her sıralama belki aynı kaldı ama kalite düştü. O yüzden akademisyenler de diyor ki ya kardeşim gelsinler bir an önce bitsinler gitsinler. En böyle tembel kalan bile amiyane tabirle bir sene belki kalıyor bir yerlerden, sağdan soldan derslerden. Belki bir sene Erasmus vesaire yaptıysan işte oradan derslerin uyuşmuyor, şu bu oluyor. Oradan belki kalıyorsun. Ama en fazla artı bir yılla mezun oluyorsun zaten bugün her üniversite, her bölümden. O yüzden dersleri geçer miyim diye takılmamak lazım. Zaten geçeceksin onu. Ha, A'yı almak yerine ne bileyim BC alırsın yani CC alırsın ama bir şekilde geçiyorsun zaten. Önemli olan ben bu bölümün bana verdiklerini daha yukarı çıkartabilecek miyim? Gelişime açık olacak mıyım? Udemy'den kurs alacak mıyım? Ya da işte network kasacak mıyım? Bunları yapmaya sizi bölümün itmesi lazım. İşte ben bu bölümü istiyorum. Tamam. Ama işte el alem diyor ki ya da akrabalarım diyor ki burada önü açık değil. İşte işsiz kalırım. Ya boş ver el alem. Onlar okumayacak üniversiteyi. Sen okuyacaksın. Hayat senin hayatın. Ve şunu da söyleyeyim bir yandan. Burada yaptığın o gelişim performansları seni zaten muhtemelen başka alanlara taşıyacak ilerleyen yıllarda. Sen hayat boyunca bu okuduğun bölümün işini yapmayacaksın zaten. Ben sana size bunu şimdiden söyleyeyim. Bundan en fazla taş çatlasının 5-10 sene sonra bambaşka alanlara geçeceksiniz. Ama bu kendiliğinden bir anda olmayacak. Yavaş yavaş su ısına ısına sizi başka sektörlere ata ata en sonunda bakacaksınız ki aslında işinizin çok dışında bir yere gelmişsiniz. Ama işte bunun da yolu gelişim açık olmak demek. Rüzgarda savrulmadan kendi rotanıza gitmeniz lazım. Kariyer.net'te şunu gördüm, hadi başvurayım. Yeni bir işte bu varmış, başvurayım. LinkedIn'de şöyle bir ilan açılmış, hadi ona gideyim. Bunlara olmadan kendi gelişiminize göre bir proje çocuk gibi ilerlemeniz lazım. Bir başka önemli nokta arkadaşlar, iletişim kurmayı sevmek. Bu da yine bu bölümün gerekliliği. Sadece üniversitedeki arkadaşlarınızla ya da sadece stajdaki insanlarla değil, herkesle. Burada interaktif bir şekilde ve proaktif bir şekilde kendi içinizden gelerek iletişim kurmanız lazım. Özellikle de LinkedIn'de.
Sektörünüzdeki diğer insanlarla konuşmanız gerekiyor. Sektördeki büyüklerle konuşmanız gerekiyor. Onlara kendinizi tanıtmanız, ifade etmeniz gerekiyor. Ve bunu yaparken her zaman arkadaşlar bir vitrininiz olsun. Siz kendinizi tanıttığınızda işte ben şu okulda şu öğrenciyim dediğinizde karşınızdaki insanın sizin çalışmalarınızı, merak ettiğiniz şeyleri, konuşmanızı görebileceği bir yer olmalı. İşte LinkedIn bu yüzden önemli. Ve bu bölümde mutlaka LinkedIn'i aktif kullanın. Bunun haricinde insanlarla konuşmalısınız. Onlarla diyalog kurmalısınız. Özellikle başka bölümlerdeki öğrencilerle, mezunlarla ortak çalışmalar yapmak da arkadaşlar bu bölümde çok çok değerli. Ve son nokta, dijital kanallara odaklanmayı sevenler. Arkadaşlar bu bölümde eğer bir tanıdığınız varsa açık söyleyeyim girersiniz her yere. Ki bu her bölümde geçerli. Amcan şurada bir yerdedir, işte teyzen şurada bir yerdedir. Anne babanın şöyle bir işi vardır. Bir yerlere gelirsin zaten kör tabak. Ama amene tabirle. Ama eğer hiçbir tanıdığın yoksa ki açık söyleyeyim bugün Türkiye'de ben de dahilim buna. Çoğumuz böyleyiz yani çoğumuzun bir yerlerde bir tanıdığı bir referansı yok. Bir torpili yok. O yüzden ne yapıyoruz? Sıfırdan kendimiz bir şey yapmaya çalışıyoruz. Bir şeyleri sıfırdan inşa ediyoruz. Çoğumuzun durumu bu. İşte bunun için de arkadaşlar dijital kanallarda olmanız lazım. Okuduğunuz bölümle ilgili Instagram olur, TikTok olur, Twitter, Facebook, Snapchat, LinkedIn ne olursa YouTube, podcast yeter ki dijital kanallarda yer alın. Burada içerik üretin, tüketin ve bunları birleştirin, bir araya getirin. Ve bu çalışmalarınızı arkadaşlar mutlaka yayınlayın. Ve sürekli nasıl daha fazla izlenirim, nasıl daha fazla insan benimle diyaloğa geçer, nasıl daha fazla bu işi büyütebilirim, nasıl bu paylaşımlarımı bir iş modeli haline getirebilirim bunları düşünün. Ve şunu da söyleyeyim, bu konuda size kimse yardımcı olmayacak. Çünkü bunlar daha yeni şeyler. Bunlar şu anda piyasanın bildiği, kabul ettiği şeyler değil. Bunlar ufak ufak gelişiyor. Bakın mesela ben YouTube'a başladım, Instagram'a başladım. Şimdiden başlıyorum bir yandan ilerleme kat ediyorum. Eğitim yapılabilir mi? Buradan işte bir danışmanlık çıkabilir mi? Vesaire gibi. Kimse bana bu konuda bir yol açmadı. Kimse bana bir şirket kurmadı. Bir akrabam bana müşteri getirmedi bununla ilgili. Ben sıfırdan bir şeyler inşa etmeye çalışıyorum. Ha, hala gelmem gereken çok yer var. Kat etmem gereken çok mesafe var. Kendi adıma söylüyorum bunu. Bu sizlerde de böyle olacak. Belki 5 yıl mücadele edeceksiniz ve bakacaksınız ki hala gitmeniz gereken çok yol var. Ama bu problem değil. Burada önemli olan sizin gelişim süreciniz. Ve şunu söyleyeyim. Bu deneyimi, bu çalışmayı özel sektördeki herhangi bir işte yaptığınızda bu kadar verim alamayacaksınız. Bu kadar kolay bir yerlere gelemeyeceksiniz. Ama kendi yaptığınız bir işte, bir sosyal medya kanalında emin olun arkadaşlar çok kısa sürede, iş dünyasına göre çok kısa sürede çok daha iyi sonuçlar alacaksınız. Çünkü şu an burada rekabet çok daha düşük. Her sektörde, her bölümde. Benim alacaklarım bu şekilde arkadaşlar. Ben açıkçası bu tercih döneminde sizlerin öncelikle sıralamaya değil, öncelikle gönlünüzden geçene sizin ait olduğunuz, kendinize ait hissettiğiniz bölüme gitmenizi öneriyorum ve tavsiye ediyorum. Çünkü başarı sıralaması bu yıl geçti ve bitti. Bundan işte birkaç yıl sonra kimse size dönüp başarı sıralamanızı sormayacak. İş dünyasında para kazanırken, daha az ya da daha çok kazanırken kimse sizin başarı sıranızla ilgilenmeyecek. O şu an yaşandı ve bitti. Bundan sonraki süreç tamamen sizin ait olduğunuz yerle alakalı arkadaşlar. Bunun haricinde eğer sorularınız varsa yorumlara mutlaka yazın. Onları da yanıtlamaya çalışırım. Gerek bu bölümle ilgili gerek diğer bölümlerle ilgili. Videoyu beğenip kanalımıza abone olun mutlaka. Çünkü bu sayede daha fazla şey üretiyoruz ve daha fazla kişiye ulaşıyoruz. Bu da bizi motive ediyor. Bunun akabinde arkadaşlar katıl aboneliğimiz var. Katıl aboneliğine dahil olarak bizlere istediğiniz soruyu daha kısa sürede sorabilirsiniz. Çünkü topluluk sekmesine öncelik veriyoruz açıkçası. Oradaki insanlar bize bir karşılık verdikleri için ne yalan söyleyeyim. Onlara da yine daha hızlı dönüş yapıyoruz katıl aboneliğinde. Şimdi de alttaki sekmeden yine katıl abonesi olarak da bize destek olabilirsiniz. Ve böylece sorularınızı daha erken, daha hızlı yanıtlayabiliriz. Umarım gönlünüze göre bir tercih dönemi sizlerle olur arkadaşlar. Biliyorum zor bir süreç. Biliyorum karar vermesi çok zor ama emin olun ki sabırlı bir şekilde kendi doğrularınıza, kendi ilklerinize göre karar verdiğinizde mutlaka o doğru yanıt, doğru tercih siz olacaktır. Hepinize sevgiler, saygılar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.